Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özel, kolay baklava tarifiyle geldim. Havuç dilim baklavası. Bu baklavayı hazır baklavalık yufkadan yapacağız. Eğer yufka açamıyorsanız, vaktiniz yoksa, uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten müthiş lezzetli oluyor, çıtır çıtır oluyor. Normalde bu videomu Instagram story'm için çekiyordum arkadaşlar. Daha sonrasında kameramı hazırlayıp tekrardan sizlere özel tam detaylı bir şekilde tarifimi vermek istedim. Bunun için ara sıra telefondan çektiğim story'lerimdeki videolarımı da ekledim. Evet, öncelikle hazır baklavalık yufkamı açıyorum ve tepsimin büyüklüğünce bu şekilde koyuyorum. Hepsini birden kesiyorum. Baklavamızın her katı çıtır çıtır olması için ara katlarının her katını yağlayacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzememiz yarım paket tereyağı, yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yağ erittim ve süzdüm. Üzerine o tortula kısmını kullanmayacağım. Tamamını süzmedim çünkü ara katları için önemsiz. O tortularında ara katlarında kullandım. Ama üzerine kullanacağım yağı süzdüm. 3-4 yemek kaşığı kadar bir kenara ayırdım. Evet, gördüğünüz gibi tepsimin taban katına ilk önce tüm olan yufkadan koyup yağladım. Daha sonra kenarına kesmiş olduğumuz o parçaları koyarak hepsini yağladım ve tam yarısına geldikten sonra bir su bardağı Antep fıstığını, ben Türkiye'den alıyorum arkadaşlar, bolca derin dondurucuda saklıyorum. Bu şekilde tatlılarımda kullanmak için çıkartıyorum ve kendim ufaltıyorum. Bu şekilde öğütüyorum. Evet, bir miktarını birazcık daha iri bıraktım ve geri kalanını daha çok toz haline getirmeye çalıştım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ince bıraktım. Evet, yarısına geldikten sonra arkadaşlar çekmiş olduğum bu Antep fıstığını her yerine gelecek şekilde serptim. Antep fıstığı yerine arkadaşlar sizler normal ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz de inanılmaz lezzetli oluyor. Evet, daha sonrasında iyice çektiğim parçaları da bu şekilde yaydıktan sonra tekrardan geri kalan baklavalık yufkalarımı her katını yağlayacak şekilde tek tek çıktım. Bitene kadar bu işlemi uyguladım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi kesme işlemine geçiyorum. Burada ben kesme işlemini arkadaşlar bu şekilde havuç dilimi olarak üçgen şeklinde kestim. Sizler dilerseniz kare şeklinde ya da baklavalık dilimi olarak kesebilirsiniz. Kesme tamamıyla size kalmıştır. Evet, daha öncesinden ben şerbeti fazla yaptığımda derin dondurucuya atıyorum ve elimin altında şerbetim hazır olmuş oluyor. Çıkartıyorum ve çözdürdükten sonra ısıtıyorum, tatlımda kullanıyorum. Baklavamızın pişirme işlemi önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika arası kontrol ederek pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde altın gibi kızardı arkadaşlar. Çıtır çıtır oldu. Evet, şerbetini de vereceğim. İlk sıcağı tatlımızın çıktıktan sonra, baklavamın çıktıktan sonra ve şerbetim de çok kaynatmayacağım arkadaşlar. Daha öncesinde kaynatmıştım. Şerbet ölçümü size vereyim. Evet. 800 gram şeker ve 600 milim su, 1 dilim de limon. Bu karışımı yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra limon dilimini ekleyelim. Bir 3-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra tatlımızı şerbetini verebiliriz arkadaşlar. Evet, siz de duyduğunuz gibi şerbetimiz tatlımızla buluştu arkadaşlar, baklavamızla. Yaklaşık 6-7 kepçe arası şerbetimi döktüm. Tam kıvamında yeterli geldi arkadaşlar. Eğer şerbetiniz artarsa sizler de kavanoza koyun. İsterseniz buzdolabından, dilerseniz derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Daha uzun ömürlü oluyor derin dondurucuda çünkü. Yapacağınız tatlılarda kullanabilirsiniz. Daha sonrasında kenarlarına da Antep fıstığı ile süsleyip servis yaptım. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Çıtır çıtır. Arasına dilerseniz dondurma ya da kaymak koyabilirsiniz.
Ben bu şekilde bir menü hazırlamıştım. Bu tariflerimin tamamını YouTube kanalımdan, diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizlere şiddetle tavsiye ederim. Hiç haşlamadan su böreği yaptım. Bu su böreğini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik bir börek oldu. Evet, kremalı domates çorbası, fırında püreli tavuk tariflerimde, diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, sizlere şimdi çıtırlığını da göstereceğim, son halini. Evet, baklavam çok güzel şerbetini çekti. Çıtır çıtır oldu. Kesinlikle hamurlaşmayan, çıtır ve garantili bir baklava arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Evet, her katını yağlamamızın sebebi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz bir küçük aileyiz, çekirdek aileyiz ve koronadan dolayı da misafir alamıyoruz ve misafirliğe gidemiyoruz. Bu nedenden dolayı bu görmüş olduğunuz tepsi arkadaşlar biz yaklaşık 4-5 gün içerisinde bitirmiş olduk. Ama çıtırlığından eser kaybetmedi arkadaşlar. Yani garanti veriyorum bitene kadar aynen ilk yaptığınız gün gibi çıtırlığını koruyacaktır. Sunumda isterseniz dondurma ya da kaymak kullanabilirsiniz. Her ikisi de çok yakışıyor. Birazcık daha kaloriyi artırmak isterseniz bu şekilde yemeği tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten müthiş lezzetliydi. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomun sonlarına doğru arkadaşlar Instagram story'imde attığım videolarımın kesitlerini bulacaksınız ve ayrıca haşlamadan yapmış olduğum su böreğimin son halini paylaştım. Onu da göreceksiniz. O videolarımı da arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Evet. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.